Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle şöyle orta kalınlıkta Nako Elite Baby'nin güzel bir ipiyle hanımlar e, harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Nakolit Baby'nin güzel bir ipi. Şöyle sevgili hanımlar 100 gramlık 250 metrelik bir ip kullanacağız. Hemen renk kodumuz da burada gördüğünüz gibi. Evet dilediğiniz iplerle de bu güzel deseni yapabilirsiniz. Gerçekten güzel ve şık düşer. Şöyle orta kalınlıkta bir iple bu güzel desenimizi yapalım. Evet şöyle 4 milim şişlerimi kullanacağım. Sizler de ipinizin kalınlığına göre şişlerinizi kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanıyoruz. Hemen ilmeklerimi atarak desenime geçiyorum. Bu arada siz de hanımlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Özellikle yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modelimizle ilgili desenimizle ilgili yorumlar yaparsanız çok çok mutlu olurum. Evet ilmek sayılarım sevgili hanımlar. Hemen şöyle 4 ve 4'ün katları. Bakın 4 4. 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 4 1 2 3 Evet 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşacak. 4 4 4 ve artı 3 ilmek. Evet şimdi 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşan ilmeklerimizi attık. Desenimizi kurmaya başlayalım. Evet şöyle bir sıra hazırlık sırası yapacağım. Bu desenimiz için lastik yapmanıza gerek yok. Lastik istemeyen bir örgü modeli sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden yeni başladığım için örüyorum. Bir sıra şöyle düz öreceğim arkadaşlar. Ön yüzde desenimi kurmaya başlayacağım. Şöyle bir sıra düz örerim. Hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen bayva ve bayan örgülerinde çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz hem güzel hem şık bir model. Evet şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için e, örmüştüm. Şimdi burada ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Bir tane düz örüyorum. Buradaki iki ilmeğimin önce ikincisini sonra birincisini örüyorum. Evet bakın dört ilmekten oluşan desenimizi kurduk. Tekrar bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi önce ikincisini sonra birincisini örüyorum. İkinci desenimizi de kurduk. Şimdi üçüncü desenimizi kuralım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu iki ilmeği önce ikincisini sonra birincisini örüyorum. Bir tane ara ilmeğimiz olan tersimiz ördük. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelin birinci sırasında bu işlemi yaptım. Modelin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın. Üç ilmek ters. Bir. 2 3 Bir ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum bu ara ilmeği olan ters ilmek yine 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 Bakın 3 tane tersi de ördük. 1 ilmek düz örüyorum. Buradaki 1 2 3 bakın. 3 ters ilmeği örüyorum. 1 2 3 Düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet ikinci modeli de bu şekilde yaptım bakın. Evet şimdi bir modelimizi kurduk fakat model ilerledikçe kendini gösterecek henüz modelimiz belli değil arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Burada iki tane düz ilmeğim var bakın. Birincisini değil önce ikincisini örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Burada iki tane düz ilmeğim var. Önce iki, ikincisini sonra birincisini örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde bakın. Burada iki tane düz ilmeğim var. Önce birincisini ikincisini sonra birincisini örüyorum bir ilmek ters ördüm kenar ilmeği de düz ördüm Evet bu şekilde modelimizi birinci sıra ikinci modelin birinci sırasını kurmuş olduk şimdi arka yüzdeyiz ikinci modelin ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm 3 ilmek ters 1 2 3 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 2 3 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 2 3 1 ilmek düz kenar ilmeğinde düz ördüm Evet ben sizlere şöyle bakın iki tane model anlattım. Model ilerledikçe ne kadar güzel ve şık kolay bir model olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle hafızalarda kalsın diye bir sıra daha örelim. Evet Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir tane ters. Burada benim bakın üç tane ilmeğim var. Birinci ilmeği normal düz örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Önce ikincisini sonra birincisini örüyorum. Ara ilmeğim olan bir tane tersi yapıyorum. Bakın üç tane düz ilmeğim var. Birinci düzü normal örüyorum. Burada iki düz ilmeğim var. Önce ikincisini sonra birincisini örüyorum. Ara ilmeğim olan bir tersi yaptım. Bakın bir tane düz örüyoruz. İki düz ilmeğim var. Önce ikincisini sonra birincisini örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet üçüncü modelinde birinci sırasını bu şekilde kurduk. Şimdi modelin arka yüzünde gördüğünüz gibi ilmekleri ne yapıyoruz? Gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir düz, üç ters. Bir, iki, 3 1 düz 3 ters 1 2 3 1 düz 3 ters 1 2 3 1 düz kenar ilmeği Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle ben sizlere gördüğünüz gibi 3 model üzerinden anlattım. Hem kolay hem hızlı ilerleyen çok güzel çok kolay bir model. 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşan çok şık bir model. Hemen ilerlemiş halinde bir görelim. Evet gördüğünüz gibi harika güzel bir model oldu bakın. Gerçekten hem şık hem güzel lastik istemeyen bay bayan örgülerinde kullanabileceğiniz, çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz, battaniye modellerinde kullanabileceğiniz, bluzlar, hırkalar, kazaklar, süveterler, atkılar, bereler yapabileceğiniz harika bir desen hem de çok gösterişli sevgili hanımlar. İki sırada böyle güzel bir modelin sahibi olabilirsiniz. Evet güzel hanımlar, inşallah bu güzel modelim için sizlerden güzel yorumlar bekliyorum. İnşallah o güzel yorumlarınızı yapar beni de mutlu edersiniz. Evet şöyle gördüğünüz gibi bakın. İster eşinize yapın, ister çocuğunuza. E, erkek örgüleri için çok uygun bir model sevgili hanımlar. E, kız çocukları için de, erkek çocukları için de dediğim gibi anneler için de, kızlar için de harika bir model. Evet bu güzel modelimiz bugünkü buydu arkadaşlar. Tarifimiz buydu. Ee, i̇nşallah beğendiniz. Hoşunuza gitti. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel deseni paylaşmayı unutmayın diyorum. Hemen şöyle koyalım. Evet. Esneyen, açılan. Şöyle harika bir desen. Evet. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Hoşçakalın.